Voleyciler, Şampiyonlar Ligi özele hoş geldiniz. Evren Göz'le birlikte bugün Galatasaray'ın Kulüp Ruj deplasmanını ve Şampiyonlar Ligi'nin genel bir değerlendirmesini, fotoğrafını çekeceğiz. Çok bekledik, geldi. Sohbetimize başlamadan önce birkaç hatırlatmamız var, onları yapalım. Voley'nin YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü yazdan beri güzel bir samimiyetimiz doğdu. Yaz aylarında biz her gün burada Berkay'la sizin için çok güzel içerikler üretmeye gayret ettik. Tabii ki yorumcularımızla da. Yeni sezonla beraber son round programında Ali Ece'yle Serdar Çelikler, güzel oyunda Uğur'la ikimiz Karakullukçu'yla, Tatava'da Berkay'la Ahmet Çakar, ilk roundda Uğur'la Ali Ece ve cuma günleri de Alp Pehlivan'la beraber Süper Lig Panorama'yı yapıyoruz sizler için ve formatlarımız daha da gelişecek zamanla. Yeni sürprizler olacak, yeni içerikler katılacak kanalımıza. Belki yeni alanlar oluşacak. Evet, yeni alanlar, yeni stüdyolar. Yani gerçekten voley büyüyor ve bu yürüyüşte, bu yolculukta bizimle beraber olduğunuz için çok mutluyuz. Sizin yorumlarınızı dikkate alıyoruz. Tabii ki hakaret olmadığı sürece, küfür olmadığı sürece dikkate alıyoruz ve yerine getirmeye gayret ediyoruz. Yani bu çabamızı önemseyin rica ediyorum. Çünkü gerçekten genç bir ekip var burada. Ben biraz yaş ortalamasını arttırıyorum ama olsun. Tabii. Yeni katılan arkadaşlarımız var. Umut bize katıldı örneğin. Hoş geldin diyoruz Umut'a da. Güzel bir ekip kurduk ve sizler için spor üretmeye çalışıyoruz. Sporun güzel taraflarını anlatmaya çalışıyoruz. Voley'nin kendi içinde de profiller var. Onları da lütfen takip edin. Anketlerimize katılın. Yani bizi ilgiyi ihmal etmeyin. Biz de sizin için bir şey üretmeye çalışıyoruz. Karşılıklı etkileşim diyelim. Galatasaray deplasmana, yolculuğuna başladı, evet. Deplasman yolculuğuna. Kamp kadrosu açıklandı. Hı hı. Belanda'nın Kasımpaşa maçında Veselslerinin talihsiz bir müdahalesi sonucu evet, çenesine gelen darbetin çenesinde kırıklar oluştu ve Belanda kadroda yok. Ve maskeyle oynatılması gündemdeydi ama herhalde yani daha o çok biraz yeni tabii. Çok yeni, o bir süre taze. Sonra maskeyle olacaktır. Bu maç tabii çok yeni. Tabii ki eksiklik... Belanda'nın eksikliği bence önemli. Hissedilir yani çünkü Belhanda... Her ne kadar eleştirilse de ki en çok eleştiren isimlerden biriyim biliyorsun. Fakat yeri de oyuncu profili olarak dolmayan bir isim. Onunla dolmuyor, onsuz dolmuyor. Çünkü Emre Akbaba eğer o ciddi sakatlıkları geçirmeseydi aslında kadro mühendisinde Emre düşünülüyordu orada. Emre alınırken düşünüldü çünkü ne yapar Emre? Forvet arkasında oynar, sol iç sağ iç oynar. Hatta kenarda hoca Emre'yi sağ açıkta da oynattı ters ayağıyla. Yani Emre çok yönlü bir oyuncuydu. Onun eksikliği Belhanda'nın arkasını boşalttı. Şimdi orada oraya koyabileceğiniz çok fazla adam yok mesela. Seri dediğimiz zaman Seri tam o bölgenin adamı değil. Değil. O yüzden... Fegüli'yi ligde koyabiliyorsunuz sahile, belki evet, ama... Evet ligde koyarsın ama Şampiyonlar Ligi'nde koyma şansın zayıf. Yani koyarsan yumuşak bir orta saha olmuş olur Şampiyonlar Ligi'nde. Çünkü adam yiyor. Adam yiyenler yani var. Direkt ısırıyorlar seni. O yüzden Galatasaray'da Belhanda'nın eksikliği şüphesiz hissedilecek. Ama... orada deplasmanda olduğu için bir anlamda Lemina, Seri, Enzonzi üçlüsü tutan bir orta saha değil mi? Daha evet garantici, daha fiziksel kapasitesi üst seviyede çünkü Belhanda da lig maçlarında görüldü ki henüz hazır değil. Fakat Şampiyonlar Ligi daha başka bir platform. Oyuncular da hem bireysel konsantrelerini hem vücutlarının ayarını yapabiliyorlar orada. Yani biraz daha tempolu Galatasaray bekliyorum ben. Buruş tabii ki çok iyi bir takım. Birazdan ona geleceğiz ama orta sahada özellikle Belhanda olmaması eksiklik gibi görünse de bir avantaja da dönüşebilir oyunu tutma anlamında. Yani hücuma nasıl çıkarsınız? Hücumda da Feghouli Babel'i kullanıp Nagatomo Mariano ile öne doğru çıkıp... Beklerinde performans önemli hücum performansı. Çünkü ligde çok kötülerdi. Lig başladığından beri Mariano-Nagatomo ikilisi henüz o tempoda değil. Çünkü biz Mariano'dan ve Nagatomo'dan ne görüyorduk? Gidip kesmelerini ya da gidip atağa katılmalarını. Kilit pas atmalarını. Evet, Nagatomo gidiyor. Bir şey sanki tutuyor Nagatomo'yu. O işte hazır olmamak. Oyuncu kendini biliyor. Ve geri dönemeyeceğini hissettiği için gidip belli bir yere kadar katılıp kaçak dövüşüyor. Destek veriyor yani sadece atağa. Aynen. Mariano da öyle mesela. Mariano da hazır olduğu zaman sıfıra kadar gider. Mariano'nun hazır olup olmadığını Avut'a yakınlığıyla ölçersin. Güzel başlık. Güzel başlık oldu. Ne kadar yakınsa Avut'a o kadar hazırdır. Ne kadar uzaksa o kadar hazır değildir. Aslında işin özeti bu. İdareye giriyor iş biraz. Yani. Evet yani tabii savunma sıkıntıları da var. Onlara da birazdan geliriz. Galatasaray. Yani ben Galatasaray'ın şimdi hep ligde maçlarını konuşurken ağır tempoda
oynadığını, evet, çabuk pas yapamadığını, topu çabuk döndüremediğini söylüyorduk. Ama bence Şampiyonlar Ligi formatında özellikle Bruges deplasmanı için bu oyun ideal. Yani tempoyu Bruges'un ayarlamasına izin vermeyip Galatasaray'ın kendi temposunu rakibe kabul ettirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii bireysel hatalardan da söz etmemiz lazım noktada. Şampiyonlar Ligi hata kaldırmayan bir platform. Galatasaray'ın geri dörtlüsünde özellikle Marka Alüyündama beklerde de fazlasıyla yapmaya başladı son dönemde. Yapıyor yani. Bunun birkaç sebebi var aslında. Tıpkı Belhanda'da olduğu gibi alternatifsizlik aslında. Yani Marka ile Luyendama biliyor ki yedekleri yok. Yani var ama yok. Var ama yok, evet. Hani Donk var, Ahmet Çalık, Zonzi var, Ahmet kadroda yok. Zaten Şampiyonlar kadrosunda yok. Yani o yüzden düşünün yani stoper eksiğiniz olmasına rağmen Ahmet'ten vazgeçiyorsunuz. Bu Ahmet'in ne kadar durumunu gösteriyor. Hazır olmadığını gösteriyor Şampiyonlar Ligi seviyesi için. Donk'u tercih edebiliyor hoca orada mesela. Tabii Allah korusun diyelim hani Donk'la Enzonzi'yi orada düşünsene ikili olarak gördüğümüzü falan. Kötü olur yani. Çünkü başka şansın da yok mesela. Marka cezalı, Luyendama sakat. Bir şey yaratılabilir sakat mi diye düşünüyorum. Yok yani... çünkü hani Mariano'yu oraya çeksen olmaz. Nagatomo'yu çeksen evde yani Lemina'yı çekmek bile belki biraz Lemina daha... Lemina bir seçenek olabilir ama yani geldiğimiz noktada mesela ben biraz bunu sıkıntılı buluyorum. Şöyle... Dünyada stoperlere verilen rakamlar artmaya başladı. Evet. Çünkü özellikle bu kural değiştikten sonra ceza sahası içinde geriden oyun kuran stoper daha da pahalılaştı. Eskiden stoper neydi? Kesiciydi. Ve alsın aynı renkteki formalı arkadaşını 5 metre öndeki arkadaşına yeterdi. Ama şimdi setler ona göre hazırlanıyor. Sistem oyun sistemi değişiyor. Ona göre yani o kadar önemli ki o yüzden işte Van Dijk'ın geldiği nokta, Maguire'ın geldiği nokta, Laporte'un geldiği nokta yani tabii ki onlarla kıyaslamıyorum bizim ligimizi, ölçeğimizi ama yine de stoper bölgesi önemlidir. Çok çok önemlidir. Tabii en önemli bölgelerden birçok Şampiyonlar Ligi'nde birçok bölgeden daha da önemlidir. Galatasaray burada eksik. Ha, bu size ne doğurur? Bruges maçında olası bir baskıda bir kere Marka her maç kart gördü ligde. Evet. Her maç. Bazen kırmızı bazen rengarenk kartlar gördü Marka. Bu maçta da görme ihtimali çok yüksek. O zaman ne olacak? Üçüncü maçta, dördüncü maçta Marka ya da Luyendama'dan en az biri cezalı olacak gibi görünüyor şu anda. Çünkü öyle bir baskı yiyeceksiniz ki her maç. Orada bir çekecek formadan, tak diye hamle yapacak, zamanlamayı ayarlayamayacak. O yüzden orada sıkıntı olacak. B planınız Donk, B planınız Enzonzi. Orada biraz sıkıntı olacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray'da Belhanda'nın yokluğu bu maç özelinde tamam bir sıkıntı gibi olabilir ama genel çerçevede stoperlerin hem rakam olarak azlığı hem de form olarak düşüklüğü çok konsantrasyon açısından da düşük. Yani bambaşka bir Marka görmemiz lazım. Bambaşka bir Luyendama yani. İlk geldiği sene, gibi, ilk evet, geldikleri yani gibi. Onları aslında şöyle bir tuş olsa bassan fabrika geri ayarlarına geri dön diye. Onlar dönse mesela Şubat ayına o zaman çok güzel olur. O zaman çok daha güzel olur. Tabii bir de Galatasaray'ın güvendiği ayaklar var. Evet. Bunların başında da bence Falcao ve Babel geliyor. Hı hı. Bu sıraları çok tekrar ederek oynamış. O gol pozisyonlarına defalarca Şampiyonlar Ligi arenasında girmiş. Hani UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmış. Bir dünya başarısı tabii olan canım, bir oyuncu. Partımız yetmez. Partımız yetmez. Şimdi ve burada da yani diğer oyuncular için Falcao'nun sahada olması bence bir güven teşkil ediyor. Tabii canım. Yani ama şu var. Lig maçında son 10 dakika yoruldum beni oyundan alın diyen Falcao'dan şu an için bahsediyoruz. Evet, fiziksel durumda. Yani böyle o kadar da çok şey bir anda yüklememek lazım. Biraz zaman lazım. Hani Falcao geleli daha çok kısa bir süre oldu. Evet etki edecektir ama sanki İstanbul'daki Bruges maçında örneğin daha çok Falcao'dan şey bekleyebiliriz. Bu maçta topu tutması, arkadaşlarına servis etmesi, boş alan kovalaması. En önemlisi geleni yapması yani. Evet, yani yapması. Aşağı indiği zaman top, aşağı dediğim o çerçeve indiği zaman onu içeri atmış. Önemlisi. Yani bunlardan birkaç tanesini yaptığı takdirde zaten hepsini bekleyemeyiz. Tabii. Eskiden hepsini yapıyordu. Atletico'da gerçekten yapıyordu. Yani. Monaco'da yavaş yavaş hani yaştan dolayı düşmeye başladı. Fakat Falcao'nun varlığı Galatasaray için 10 tane Cagne eder. Yani çünkü Cagne döneminde hatırlayalım Galatasaray'ı. O Benfica serisini. O UEFA'da. Benfica deplasmanını hatırlıyorum. Ruh gibiydi Cagne. O zaman da hazır değildi. Evet. Adamı da öldürmeyelim şimdi yani. Hazır Kasımpaşa'dan Galatasaray'a gelirken evet, yani işte. İdman yapmamıştı bir dönem. Fakat yok yani ayakta duramıyor. Top gittiği zaman eriyor orada.
alıp topu göğsünü alıp indirip pas vereceksin. Çok basit yani aslında. Koordinasyonu yapamayan evet, evet, noktalara gelmiştik. Bayağı temel eksikleri vardı ama şimdi daha farklı bir yapı. Babel'e gelecek olursak, Babel de çok formda. Galatasaray'ın bence şu anda en formda ismi çünkü Hollanda milli takımıyla yaptıklarını da gördük. Almanya maçında evet, beraber izledik Almanya maçını. Evet, inanılmazdı. Ve onun haricinde ligde de deniyor. İstekli, arzulu. Sol açıkta özellikle Onyekuru'dan sonra Galatasaray taraftarı daha farklı bir oyun izleyecek demiştik. Onyekuru'nun stili daha farklı. Babel'in kaleye daha çabuk farklı. Giden bir oyuncuydu Onyekuru. Ama Babel mesela size skor üretme anlamında, asist anlamında da yani gole katkı bu tarz anlamında maçlarda evet, özellikle daha çok verim alacaksınız. Yani evet, hızlı oyun daha yavaş şu anda. Ama Onyekuru'nun da mesela o basit top kayıplarını Babel'de görmezsiniz. Yani, o zaman sizi arıza da yaratıyordu Onyekuru. Çünkü cüretkar oyuncu. Üç kişinin geçti arasına geçti giriyor. Geçemedi kaybetti. Geçemedi kaybetti. Direkt hızlı hücum yedi. Yani Babel'de çok onu görmezsiniz. Ben bilmiyorum, katılır mısın? Yani Beşiktaş'ın o Şampiyonlar Ligi'nde rekor puan toplayarak çıktığı dönemde. En evet, formda dönemi oydu. Hani Talisca, Cenk Tosun tamam kabul, çok iyi oyunlar oynadı ama oradaki en büyük figür bence Babel'di. Deplasmanlarda özellikle yani. İnanılmazdı. Yani tabii o Babel'den bu Babel'e de tabii ilk 3 sene yaşlandı artık. Biraz sene daha ağırlaştı ama yine de kalitesi değişmez. Yani insan 40 yaşına da gelse değişmez. O yüzden Babel de çok etkili olacaktır.